Arkadaşlar merhabalar. TYT, AYT geometri konu anlatımımızda üçgenleri geride bıraktık. Her zaman onunla işimiz devam ediyor ama en azından konu bazında bıraktık gibi görünüyor. Bundan sonra önerim sadece üçgenler sorularının olduğu böyle bir kitap, deneme alınabilir. İsmi önemli değil. Oradan ara ara tekrar yaparsınız. Çünkü üçgene hep ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Unutmamalıyız hatta çok sağlamlaştırmalıyız. Burada ikinci bir soru bankası devreye alınabilir Artık hani onu da gündemimize almak gerekiyor. Evet, geometride çünkü pratikleşmeye çok ihtiyacınız var. Hedefimiz sadece TYT'de o basit sorularda öyle 7-8 yapmak değil. Hedefimiz gerçekten fullemek olması lazım TYT'de. AYT'de de çok iyi fark oluşturacak sağlam netler getirmek. Böyle olunca bir netin bile, bile bize ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Sonuçta yığılma denen bir mevzu olabiliyor. Sonra arkadaşlar... E, sonuçta bu çan eğrisi şeklinde belli bir yere yığılıyor insanlar. Sen orada bazen bir net bir netten daha fazlası olabiliyor. Yani 37,5 yapan atıyorum orada 38,5 yapan. Ya da belli yerde yığıldıysan 22,5 yapan atıyorum orada 23 yapan bile arada o 0.5'lerin bulunduğun ve yarıştığın kitlenin arasında sıyrılmanı da sağlayan durumlar olduğu için geometri tabii ki tartışmasız burada fizikle birlikte fark oluşturan bir ders oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ve çokgenlere de şöyle bağlayayım. ÖSYM e eskiden çokgenlerden standart sorular sorardı. Sonra bir ara çok sormadı. Şimdi de MSÜ, TYT fark etmek için sorular soruyor. Bazıların hatta klasik sorular soruyor. Ee, hani baksan soruya ya dersin ki bu 2003 yılından kalma bir soru mu? Çizim sorabiliyor yani sen çizeceksin. E, klasik soru soruyor, yenilmesini zaten soruyor. O yüzden burada da ben detaylı bir şekilde göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar, çokgenlerde biz dış bükey çokgenlerle ilgileneceğiz. Müfredat'ta eskiden iç bükey de vardı. Nasıldır o iç bükey? Bak böyle içeri doğru kıvrılmış bir çokgen. Ama biz bunlarla ilgilenmeyeceğiz. Artık sadece böyle gördüğünüz üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi çokgenlerle ilgileneceğiz. Tek istisnası şu iç bükey dörtgen. Bunun haricinde biz herhangi bir şekilde iç bükey şekillerle, içe doğru kıvrılmış şekillerle ilgilenmiyoruz tamam mı? Ve bu arada iç bükeylerden bir tanesinin bakın bazen açısı 180 dereceden de büyük geliyor. Onu da belirtmek lazım. Bak görüyor musunuz şurası? Ama dediğim gibi bununla ilgilenmiyoruz. Biz normal yolumuza klasik bildiğiniz görüntülerle devam edeceğiz. Burada da önemli kısım düzgün çokgenlerle ilgileneceğiz. Onu da söyleyeyim. Başlangıçta bir çokgene giriş yapalım sonra düzgün çokgene geçelim. Birincisi arkadaşlar çokgenler özelliğimiz ilk olarak dış açıların hepsinin toplamı hangi çokgen olursa olsun dış bükeyde toplamları 360 derecede. Bu kafamız rahat bu anlamda. Üçgen dış açılar toplamı 360. Dörtgen dış açılar toplamı 360. Yüzgen dış açılar toplamı 360 derece. Bu bir. İkincisi dış bükey dörtgende aynı üçgenlerde veya çokgenlerde ne derseniz deyin. Dörtgen, çokgen, beşgen, altıgen, yedigen. Bir içle bir dışın toplamı 180 derece olacak. İç açılar toplamı da arkadaşlar n eksi 2 çarpı 180. Örnek verelim mi? Üçgen neydi? Üç kenarlı. O zaman n yerine 3 yaz. 3 eksi 2 180. Yani 1 çarpı 180'den 180 oldu. Ee, sonra dörtgen. 4 eksi 2 2 çarpı 180'den 360. Sonra beşgen. 5 eksi 2 çarpı 180'den 540. Böyle gider arkadaşlar. Tamam mı? N burada kenar sayısı olduğunu belirteyim. Şöyle sizde not edin. İlk bilgimiz bu. Dış açıların toplamının 360 olması hangi çokgen olursa olsun fark etmemesi bizim için güzel bir durum. Dış bükey bir çokgenin iç açılarından iki tanesi 140 derece ve 130 derecedir. Diğer iç açıları eşit ve 150 derece olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır? Bakın çokgenin bütün böyle kenarlarını çizmene gerek yok. Mevzu neydi? Dış açıların burada dış açıların böyle kaç tane olursa olsun dış açıların toplamı ne demişiz? 360 derece. O zaman arkadaşlar bir iç açısı 140 ise bunun dış açısı nedir? 180'e tamamlı 40. Bir iç açısı 130 ise dış açısı nedir? 50. 40 artı 50 artı diğerlerinin hepsi eşit iç açıysa o zaman eşit dış açı olur. İç açıya alfa dersen 180 eksi alfa. O zaman hepsi arkadaşlar x diyelim. Bütün dış açılar x olacak. Üçgenin, e, dörtgenin, beşgenin fark etmeksizin bütün çokgenlerin dış açıları kaçar derece... Toplamları 360'ar derece. O zaman arkadaşlar kaç tane sayımız var bilmiyoruz. E, buradaki x açımız ne? Belli. Hiç x demeyelim. İç açı 150 ise dış açı ne olur? 30 derece. O zaman x yerine 30 yazdım. Kaç tane var bundan? O belli değil. Bak k tane dış açım da 180 150'den 30 çarpı k. Buradaki k köşeyi ya da kenarı temsil ediyor. Bakın şimdi şöyle yapayım bir tane çokgen. Niye niye çember yaptın ya? Allah Allah. Heh. Bakın şimdi yamuk yumuk bir çok yani önemli değil. Burada arkadaşlar dış açılarımız aynı zamanda kenar sayısı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç köşe varsa o kadar açı var. Kaç tane açı varsa o kadar kenar var. Haliyle o zaman kalan k tane kenar çarpı 30. Artı 40 artı 50 eşittir 360 derece. 30k eşittir buradan 270. K 9 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın renkle göstereyim. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz ya çok yeni. Ee, şunu bir söyleyeyim. Kırmızılardan 9 tane var. Birbirinin aynısı olan 30 derecelerden 9 tane. Ama bir de ne vardı? Unutma 130 ve 140 olduğu için 2 tane de arkadaşlar ekstra dış açı geliyor. Yani bu şekli hani temsil olarak söylüyorum. Doğal olarak 2 tane köşemiz zaten vardı. 9 köşeyi de bulduk. O yüzden cevaba ne diyeceksin? 11. 130 ve 140'ın olduğu köşeler de köşedir. Aman dikkat. Buraya gelelim şimdi. Bir beşgen vermişim. KD açı ortay ve BK açı ortay. Bizden B, D, açısını istiyor. Evet. Bir kere çokgen. Beşgen olduğu için formülümüz ne? N 2 çarpı 180. İç açılar toplamında bunu kullanabilirsin. Bir açımız, bir iç açımız 110. Bir iç açımız 120. Bir iç açımız 100. Şunlara x x desen, y y desen ne olur? 2x artı 2y. Peki bunları niye buluyoruz hocam dersen düşündün mü? Niye buluyorum? Bak burada da bir iç, e, burada da bir dörtgen var içeride. Bu dörtgenin y ve x'ini bulursam yüzü zaten biliyorum geriye ne kalır k. Demek ki arkadaşlar buradan yola çıkarsak 540 oldu iç açılar toplamı 110, 120, 230, 100 daha 330. 330 artı 2x artı 2'ye 540. Buradan 2'ye bölersek 210 bölü 2'den 2 tane x ve y'nin birer tanesinin toplamı 105 oldu. O zaman şu dörtgende 4 eksi 2 çarpı 180 kenar sayısı 4. Formülümüz n eksi 2 çarpı 180 o zaman dörtgenin iç açılar toplamı 360. Bundan sonra tabii ki bunu bilin her seferinde n eksi 2 çarpı 180 yapmayın. 360 eşittir x artı y artı 100 artı k açısı. Bu sayede arkadaşlar x artı y'nin zaten 105 olduğunu biliyoruz. 205 demek ki k açımız neymiş? 155 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler e, böyle hani lazım olduğu kadar tamam. Ama asıl mevzumuz bizim için nedir? Düzgün çokgen. Nedir düzgün çokgen? Kenarları eşit, iç açıları birbirine eşit, dış açıları birbirine eşit. Kenar sayısı arkadaşlar n olmak üzere bir dış açısının 360 bölü neye olduğunu söyleriz. Neden böyle hocam? Bütün dış açılar aynı ya. Burada senin kenar sayın n olduğu zaman herhangi bir dış açıyı neyle bulacaksın. Böl 360'ı kenar sayısına işte sana dış açı. Bakın arkadaşlar söylemek istediğim bir şeye geleyim. Düzgün çokgenin özelliği kenarlarının aynı olmasıdır. O zaman eşkenar üçgen bir düzgün çokgen. Bunun iç açısını, e şey dış açısını bulalım mı? 360 bölü 3'ten 120. Bak işte bu. Sonra kare bir düzgün çokgendir ve bütün dış açıları aynı olduğu için cidden 360 bölü 4'ten 90'dır. Sonra arkadaşlar beşgene gelirsek düzgün beşgenin bütün kenarları eşittir, bütün iç açıları hatta dış açıları eşittir. 72 nereden geliyor? 360 bölü 5'ten. Düzgün altıgen bütün kenarları birbirine eşittir, bütün iç açıları eşittir, dış açıları da ayrı ayrı birbirine eşittir. 360 bölü 6'dan gerçekten dış açı 60 yapar. Düzgün sekizgende de kenar sayımız 8 olduğu için 360 bölü 8'den bir dış açımız 45 yapar. Zaten bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180'dir. Bu yüzden bak burada 180 eksi 45'ten 135, burada 180 eksi 72'den 108, burada da 180 eksi 60'dan 120 derece. Eşkenar üçgen, düzgün üçgen dersek bunun adına 60 derece oluyor bir iç açısı. Yine karede arkadaşlar düzgün bir çokgendir. Ve bu sayede hem iç açıların hepsi eşit olduğu için hem de 180-90'dan gördüğünüz gibi karenin de bir köşesi 90 derece geliyor. Şöyle bir soru aklınıza gelirse. Hocam o ne ya? Bu şey gibi de değil ha. Samsung gibi de değil bu. Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir? Tanıma sorarsak nedir? değildir. Çünkü arkadaşlar eşkenar dörtgende burası alfa, beta, alfa betaya eşit değil. Toplamları 180 derece olan birisi dar birisi geniş olan iki açı. O yüzden açıları aynı değilse orada düzgün çokgen iptal. Aman atlamayın o yüzden kenarları eşittir diye. Hem kenarlar eşit olacak hem açılar eşit olacak. Yine şu kuralımızda gayet güzel kullanacağız. İç açıları kullanmak yerine 360 bölü n'e deyip yapıştırıp geçmek çok daha mantıklı. Örnek veriyorum. Düzgün altıgenin iç açısını niye kullanayım? n 2 çarpı 180den Gelirim hemen 360 bölü n'den dış açıyı bulurum, geçerim. Dokuzgen. Dokuzgenin iç açıları ile ilgilenmek istemem. 360 bölü 9'dan 40'ı yapıştırırım. 180-40'dan 140'ı bulurum. O yüzden düzgün çokgende dış açı önemlidir. Bunu not et. Bakın şimdi önemlidir derken öyle önemlidir deyip geçmeyeceğiz tabii. Bunu göstereceğiz sorularda. Düzgün çokgen vermişim bir tane. Kenar sayısı n olduğuna göre k eksi n farkı kaçtır? Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Düzgün çokgen olduğuna göre dış açıları aynı. O zaman arkadaşlar bakın çokgenimiz harflendirmeme dikkat et. A, B, C, D, E diye gidiyor. O zaman B ve C'deki x ve 2x eksi y ne çıktı? Dış açık çıktı. Dış açılar düzgün çokgen olduğu için birbirine eşit. Bu sayede x eşittir 2x eksi y. Şimdi ne söyleyeceğiz buradan? x eşittir y. x y'ye eşitse artık şunu da gör lütfen. Bir iç açı 8y. O zaman ben buraya 8y yerine 8x yazarım. Çünkü bütün iç açılar aynı. Ve x y'ye eşit olduğu için 8x oldu. 8x x daha. E, çokgenin iç açısı ve dış açısı toplamı 180'dir. x buradan 20 geldi. x 20 geldiğine göre arkadaşlar. Şurada yerine yazarsak. 20, 40 eksi 20'den 20 oldu. Bir iç açı 160 geldi dış açımız 20 olduğu için. K'yı 160 bulduk. Kenar sayısını nasıl bulacağız hocam dersen. Kenar sayısını da şöyle bulabilirsin. 360 bölü N dış açıya eşitse kenar sayısı ne oluyor? N eşittir 360 bölü bir tane dış açı. Bir tane dış açı da 20 derece olduğu için 360 bölü 20'den 18 kenarlıymış arkadaşlar. Doğal olarak bu çokgenin burada K ve N arasındaki ilişkisi K eksi N 142 geldi. Şimdi buna bakalım. Hatta önce bir sen bak. A, B, C, nokta 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 gidiyor düzgün çokgen. A, C, 144 derece düzgün çokgen kaç kenarlıdır bakacağız. Kenar sayısını nereden bulursun o zaman? 360 bölü dış açıdan kenar sayısını bulabilirsin. Artık bu bilgiyi de böyle kullanacağız. Ne yapalım? Nasıl yapacağız? Orada da arkadaşlar düzgün çokgenlerde bir köşegen çizdiğin zaman üçgenlere pikis kenar. O yüzden ikizkenar üçgen yorumları düzgün çokgenlerde devam eder. Nasıl yani hocam dersen? Lütfen dikkat et. Buraya alfa de. Buraya alfa de. İki iç bir dıştan takip edersen iki alfa ne geldi? Dış açı olmuş oldu. Peki sonra ne yapacağız hocam bundan sonra? Basit ama önemli detay. Bu bir iç açı değil mi? C açısı. Ne çıktı? 144 artı alfa. Bunu aynı zamanda nereye yazacaksın? İşte buraya. Yine iki iç bir dışın önemi. <laughs> pardon. Yine arkadaşlar e, iç açıların birbirine eşit olması. Yani klasik olarak yine açı eşitliği burada kıymetli oldu. Bir birden öksürük geldi pardon onu durduramadık Doğan. 144 artı alfa o zaman 2 alfa ile topladığımız zaman 180. 3 alfa eşittir 36. Alfa 12. Ama benim dış açım neydi? 2 alfa. O zaman ne geldi? 24. 360 bölü 24. Bir dış açıya bölersek kenar sayısını buluruz arkadaşlar. 15 oldu. Kenar sayımız çokgende. Evet. Bu da sizde. Bir deneyin. A, B, C, D, E düzgün çokgen. Dikkat et. Hani uyarayım. A, B, c D, E. Yani orada B, C, F, D dışarıda kalıyor. Çokgenimiz burası. Tamam. Buradan nereye varacağız? Üçgen yorumlarını kullanmaya ve açı yorumlarını kullanmaya devam ettiğimiz için işte oralardaki yaptıklarımızı burada biraz yatırım amaçlı kullanıyoruz. Nasıl yani hocam? Alfa de. Dış açılar aynı değil mi? Alfa de. E buradaki bak bu kural sayesinde neydi? Üçünün toplamı C'ye eşitti. 126 artı 2 alfa. Çokgenin bir dış açısı C açısı olduğu için artık bir iç açı ne oldu? 126 artı 2 alfa. Dış açımız ne? Zaten alfa. Bir iç bir daşı topladığımız zaman ne oldu? 126 artı 3 alfa 180. Buradan da 3 alfa 54 alfa 18 geldi. Çok yenin dış açısına 18 buldum. Tamam. 360 bölü 18'den bu çokgen arkadaşlar 20 kenarlıymış. Olayımız budur. 360 bölü alfa eşittir ne? Ya da 360 bölü ne eşittir alfa? Bir dış açıdan ya da bazen de bir kenardan böyle yararlanmış oluyoruz. Burada bir sonuç çıkarmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir dış açı böldüğümüz zaman kenar sayısını veriyor ya. O zaman şuna dikkat edin lütfen. Ne olursa olsun ister kesirli ister kesirsiz ne dersen de ister yani rasyonel sayı istersen de ya da şöyle diyeyim ister kesirli sayı ister bildiğin doğal sayı. Dış açı her zaman ne yapmalı? 360'ı tam bölmeli. Yazıyorum. Dış açı 360'ı tam bölmeli. Bazen bununla ilgili soru gelebilir. Dikkatli olacaksın. Çünkü kenar sayısı tam sayı değil mi? Sonuçta 1.5 kenarlı, 2.5 kenarlı, 2.20 kenarlı diye bir şey yok. Bayağı bildiğin tam sayı. O yüzden de paydaya yazdığımız dış açının muhakkak 360'ı tam bölmesi lazım. Örnek bir düzgün çokgenin dış açısı 7 derece olamaz. Çünkü 360 bölü 7 de olur. E 360 bölü 7 de tam olmadığı için 360 bölü 7 kenarlı diye bir şey yok. Ona dikkat edeceksin. Ya da atıyorum bir çokgenin dış açısı 25 derece olamaz. Neden? 360'ı 25'e böldüğün zaman kenar sayısı elde etmen lazım. Kenar sayısı elde edebiliyor musun? Elde edemiyorsun. Kenar sayısı tam sayı olması için bak olmadı. O yüzden arkadaşlar bu basit detayı da söylemiş olayım. Ama şey olabilir kesirli olabilir canım onda bir problem yok. Örnek söyleyeyim. Ee, dış açımız arkadaşlar 4 bölü 7 olabilir. Gayet. Çünkü bak ters çevirince ne oluyor? şöyle yaptım. 5 ee, 90 çarpı 7'den 630 kenarlı çokgen olur. Çembere benzeyecek kadar böyle çok ufak aralıklarla olur ama 630 kenarlı olur mu olmaz diyemezsin. 1000 kenarlı çokgen çizerim. 2000 kenarlı çokgen çizerim. Sadece çizdikçe çizdikçe artık nereye yakınsadığını görüyoruz. Bir çokgene çokgenin artık çembere benzediğini görüyoruz. Çem, çokgenin kenar sayısı arttıkça şekil ovale hatta ondan sonra bir noktadan sonra çembere döner gibi olur. Onu da belirteyim. ABCD düzgün N kenarlı çokgen. G, F, e, C, B, H, düzgün altıgen. Hmm. A, B, C, D neresi? Ona da bir bak lütfen bak. ABCD bakın arkadaşlar burası ayrı bir çokgen olarak duruyor. Yukarıda da mavi çokgen olarak duruyor. Kırmızı üçgenler de dik üçgenmiş. Tamam. Buna göre N kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar hocam neresi 90 derece onu vermemişsiniz hata var. Tabii ki yok canım öyle olur mu? Bunu göreceksin soru bilerek vermedim orada. Dikkat et lütfen. A, B, C, D diye devam eden çokgenin kenarıyla bu bizim için basit ama önemli detay. Düzgün altıgenin birer kenarı ortak. Bazen böyle eşitlik vererek kenarların ortak olmasından yararlanarak yeni kenar üçgenler keşfedeceğiz. Bu yüzden BC kenarı ortak. E arkadaşlar BC kenarı ile HB kenarı eşit. AB kenarı da eşit. Bir dik üçgende neresi o zaman 90 derece olur? Tabii ki mecburen B açısı 90 olur. Yoksa hipotenüs küçük kenar gelir. Haliyle o zaman böyle oldu. Ben buranın e, B açısının 90 olduğunu yakaladım. Zaten 120 derece olduğunu biliyorum düzgün altıgenin. Bundan sonra da bil unuttuysan. Nereden hatırlayacağız hocam? 360'ı böl 6'ya. 60 derece dış açı. Tamamla 180 eksi 60'tan 120 derece. 90 120 daha ne yapıyor? 100 210. O zaman arkadaşlar iç açısına ne kaldı? Burada da bak 360 nimetinden yararlanalım. Dış açıdan ziyade ne görüyoruz arkadaşlar? 360 eksi 90 eksi 120'den bu düzgün çokgenin bir iç açısı 150 geldi. Bir iç açısı 150 ise dış açısı ne olur? Şöyle devam ettirdiğimi düşün. Dış açısı ne olur bunun? 30 derece. Demek ki düzgün çokgenimiz A B C D E nokta 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 giden şey A B C D nokta nokta giden bir düzgün çokgen ve bir dış açısı 30 derece 360 bölü 30'dan 12 kenarlı geldi çokgenimiz. Bir düzgün çokgenin iç açısı 151 ve 176 arasında tam sayıya eşit olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaç farklı değer alabilir? O zaman iç açısı 151 ile 176 arasında oluyorsa dış açı ne olur? 180'den 176 çıkar 4, 180'den 151 çıkar 29. Dış açıya D dersem gördüğünüz gibi arasında 4 ile 9, 4 ile 29 dahil değil. Bunların arasındaki tam sayıları alabilir e, dış açımız. 176 olsaydı dış açı bak 4 olurdu, 151 olsaydı da 29 olurdu. Alacağı değerler bunların arasında. Peki nasıl işimize yarayacak? Şimdi arkadaşlar ne demiştim? 360 bölü dış açı bana kenar sayısını veriyor ve dış açı 360'ı bölmeli o zaman 5 verebilirim dış açıya 6 verebilirim 8 veririm 9 veririz 10 tamam 12 evet e, sonra 15 evet 18 tamam 20 evet e, 24 de tamam daha başka artık oluyor mu 29'a kadar hayır. Bu sayede ne olacak o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane geldi sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar.